Merhaba sevgili öğrenciler. 6. sınıf Türkçe dersi 2. dönem örnek 2. yazılı soru ve çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler, yazılımız 20 sorudan oluşur. Bir tane joker sorumuz var. Dur kendin çöz. Aldığın puanı bizlerle paylaşabilirsin. İbrahimhoca.33 Instagram adresin videonun altında da linki var. Buradan yine beni takip edebilirsin. İlk soruyla hemen başlayalım. Durmak sözcüğü hangi cümlede işlemez olmak, çalışmamak anlamında kullanılmıştır? Küçük çocuk duvarın yanında duruyordu, bekliyordu, eledim. Kolumdaki saat nedendir bilmem, durmuş kenarda kalsın. Nerede bir çeşme görse orada dururdu, orada konaklardı, dururdu. Arabasını çekerdi ya da kendi dururdu anlamında eledim. Ağacın dalındaki kanarya hareketsiz bir şekilde duruyor, bekliyor. Doğru cevap tabii ki B seçeneği, başka olmadı, çok açık. Bir diğer sorumuz, altı çizili söz grubunun anlamı hangi seçenekte doğru verilmiştir? Uzun yıllar sonra doğduğum şehirdeyim. Dar lavanta kokulu sokaklarda yürürken avucumun içi gibi bildiğim yerler bana şimdi yabancı sanki. Avucumun içi gibi bilmek, yani avucun içine çok hakimsindir değil mi? Her tarafının çizgilerini bilirsin. Bir yeri az da olsa bilmek değil. Bir yer hakkında hiçbir bilgi sahibi olmamak değil. Bir yeri gezdikçe tanıyabilmek değil. Bir yeri tüm ayrıntılarıyla çok iyi bilmek, tanımak. Doğru cevap D seçeneğidir. 3 numaralı sorumuz. Sevgili insanlar, bir yerde sizden kaçıyorsam bilin ki orada bana kötü davranılıyordur. Kedi söylemiş çocuklar bizlere, yani insanlara. Kedinin konuşmasındaki altı çizili sözün zıt anlamlısı hangi seçenekte verilmiştir? Kötünün zıt anlamlısı iyi. Ben buradaki iyiyi gördüm. Tüm insanlar tarafından iyi biri olarak bilinirdi. Doğru cevap C seçeneği. 4 numaralı sorumuz. Yukarıdaki cümlelerin hangisinde sebep sonuç anlamı vardır? Sabah saat çalmadığı için geç kalmıştım. Kenarda kalsın. Hemen aceleyle evden çıktım. Bir şey yok. Arabayla ilerlerken birden trafik polisi yolumu kesti. Neden trafik polisi yolumu kesti? Sebebini göremiyorum. Çünkü hiçbir trafik kuralına uymamıştım. Neden uymamıştım? Bir şey göremiyorum sevgili öğrencim. 3 ve 4'te bir şey yok. Burada cümleleri tek tek değerlendirmek gerekiyor. Tamam mı? 3 ve 4 birbirlerinin nedeni ve sonucu. Hayır. 3 ve 4 ama biz aynı cümlede olana bakıyoruz. Sabah saat çalmadığı için işe geç kalmıştım. İşe geç kalmamın sebebi sabahın saat çalmaması. Sabah saat çalınmamasından dolayı cevap A seçeneğidir. Bir diğer sorumuz, yukarıdaki şiirde konuşan varlık hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Bakalım hemen sevgili öğrenciler. Dalgaların üstünde gezerken güneş çıktı karşıma, birden buharlaştım, gökyüzünde bulut oldum. Bir rüzgar aldı götürdü, diyar diyar dolaştım ben. Havaların soğumasıyla kardan adam oldum ben. Burada neden bahsediyor? Tekne mi, damla mı, buhar mı, hava mı? Dalgaların üstünde gezerken, dalgaların üzerinde ne gezer? Tekne gezebilir değil mi? Buhar olur mu? Olamaz. Hava olur mu? Hava dalgaların üzerinde, hadi gezer diyelim. Güneş çıktı karşıma, birden buharlaştım. Tekne buharlaşır mı? A seçeneğini eledim. Hava buharlaşır mı? Eledim. Burada damladan bahsediyor. Gökyüzünde bulut oldum ki su damlası buharlaştı, gökyüzüne doğru çıktı. Diğer diğer dolaştı havaların sormasıyla kardan adam oldum ben tekrardan. İşte yeryüzüne kar olarak ya da yağmur olarak inebilir buradaki damla. Cevap B seçeneğidir. Bir diğer sorumuz, altı çizili cümlede hangi söz sanatı ağır basmaktadır diyor bize. Hemen bakalım. Hüzün denince ilk akla gelen türküdür Kara Tren. Savaş yıllarında ümitle beklenen ama çoğunlukla kötü habere getiren trenin türküsüdür. Yorgun, bitkin ve başı eğik kara trenin türküsüdür. Kara trenin başı eğikmiş. İnsana ait bir özellik. Yorgunmuş, bitkinmiş. Bunlar hepsi insana ait bir özellik. Bunu sen kara trene yüklüyorsun. Kişileştirme var burada. Doğru cevap B seçeneği. Bir diğer sorumuz, yukarıdaki görselde asıl anlatılmak istenen nedir diyor bize. Bakalım hemen sevgili öğrenciler. Yani burada anne var, baba var. Birbirlerine çatlar, kaşlara bak çatılmış, sert konuşuyorlar gibi geliyor. Ve çocuk da burada yardım diyor. Aile içerisindeki olumsuzluklardan en fazla çocuklar etkilenir. Yani kenarda kalsın çok büyük ihtimalle bu. Ailedeki bireyler arasında zaman zaman sorunlar olabilir. Hayır. Çocuklar büyükleri arasındaki problemi görmezden gelmelidir. Hayır. Çocuklar aile içindeki sıkıntılara şahit olmasa onları güçlendirmez. Onları zayıflatır. Eledim.
İki tane anne baba burada tartışıyor ve çocuk da orada korkmuş, üzgün bir şekilde yardım edin lütfen diyor bana, değil mi? Demek ki bu çatışmadan en fazla çocuklar etkilenir düşüncesini işaretlemem lazım. Doğru cevabım A seçeneğidir. Bir diğer sorumuz, yukarıdaki metnin sonu akışa uygun olarak hangisiyle tamamlanmalıdır diyor bize. Gürşe çıkan konuşmacı o kadar çok konuştu ki hepimizi çileden çıkardı. Bir yerden sonra kimse anlatılanları dinlemedi. Halbuki söyleyeceklerini daha ayrıntılı ve uzun aktarabildi. Zaten çok konuşmuş. Elinde bu olmaz. Halbuki konuşması çok dolu ve bir o kadar güzeldi. Niye o zaman herkes çileden çıkmış? Eledim. Olmaz bu şekilde. Halbuki eğlence konulardan bahsedebilirdi. Halbuki az ve öz konuşarak daha etkili olabilirdi. Yani halbuki, yani yukarıdaki uzun cümlelerden, uzun süren konuşmanın tersini bir şey söylemen gerekiyor. D seçeneği çok iyi oluyor. Bir diğer sorumuz, Ahmet Bey, ya da soruyu okuyalım. Yukarıdaki olaydaki Ahmet Bey'in tavrını en iyi özetleyen atasözü aşağıdakilerden hangisidir bakalım. Ahmet Bey evden çıkıp arabasına yöneldi. Arabasının farının kırık olduğunu fark etti. Çok sinirlendi. Arasının bozuk olduğu komşusunun kırdığı düşüncesiyle gözü dönmüş halde onun evine, camına taş attı. Komşunun şikayeti üzerine polis geldi ve olayın aslı sonradan anlaşıldı. Arabanın farını kendi oğlu kırmıştı. Komşusundan çok utandı. Sinirli halde gidip komşusundan biliyor ama komşusu çıkmıyor bunu. Ağaç yaprağıyla güller birlik ve beraberlikten bahsediyor. Çobansız koyunu kurt kapar. Burada da sahiplenmekten bahsediyor sevgili öğrencim. Konuyla çok bir huy şeyi yok. Can çıkar huy çıkmaz. Yani bir insan yedisindeki huyu suyu neyse ölene kadar o devam eder diyor. Bence konuyla bir ilgisi yok. Keskin sirke küpüne zarar verir. Yani sen kendi kendini kurarsan, sinirlenirsen küpüne, etrafına zarar verirsin. Kendine zarar verirsin. Ya da bunu öfkeyle kalkan zararla oturur tarzında da söyleyebiliriz. Doğru cevap C seçeneğidir. Bir diğer sorumuz, aşağıdaki olay metinlerinden hangisinde üçüncü kişi ağızdan anlatım tekniği kullanılmıştır? Ya o olacak sevgili öğrenciler ya da onlar olması gerekiyor. Ben ya da biz olursa birinci kişi ağzından anlatım tekniği kullanılır. Sabah kuş cıvıltılarıyla uyanan çoban etrafına bakındı. Koyunlar çınar ağacın altında yatıyordu. O an bir ses duydu. Başını yukarı kaldırdı ve baktı. Bir süre irkilmesine sebep olan askeri uçağın sesiydi diyor bize. Bak şimdi. Oyla birlikte yapalım. Sabah kuş cıvıltılarıyla uyanan çoban etrafına bakındı. O bakındı. O yatıyordu. O bir ses duydu. O başını kaldırdı. O baktı ve onun sesiydi. O burada var, cevabı ma seçeneği. Mesela B'ye de bakalım. Yerde duran bez bebeği aldım. Ben aldım. Birinci kişi ağzı var burada. Kızımın odasına geçip ona nasıl baktım? Ben baktım. Bu B seçeneğini eledim. C'ye de bakalım isterseniz. Güneş iyice tepedeydi artık. Taradaki çalışan işçilerle yemek için köye dönüyorduk. Biz dönüyorduk. Burada da yine ben ya da biz varsa birinci kişi ağzı vardır. Cevap A seçeneği. Bir diğer sorumuz, yukarıdaki metinde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Geçenlerde çocukluğumun geçtiği gecekondu mahallesine gittim. Top peşinde koştuğumuz arsayı aradı gözlerim. Ancak arsada 4 katlı 2 bina vardı. Çocukluğumu renklendiren o yeri bıraktığım gibi bulamayınca sarsıldım. Anladım ki çocukluğumda sıradan olan bu yer ne kadar da kıymetliymiş. Büyük şehirlerde çevre sorunları artmaktadır. Geç. Yani bazı seçenekler vardır. Gerçekten geç denilmesi gerekiyor. En az 2 tanedir çocuklar. Hemen bunu 2'ye düşürebilirsin. Önemsiz gibi görünen şeylerin değerini onu kaybedince anlarız. Bence kenarda kalsın. Çocukken o top oynadığı arsa değersiz gibi gözüküyordu ama gözleri onu arayınca, ileri bir tarihte gidince onun değerli olduğunu, onun için çok kıymetli olduğunu fark etti. Tabii onu kaybedince. Tabii ki B seçeneği ama çocukluk dönemi tüm hayatımızı etkiler. Geçtim. İnsanların edindiği alışkanlıkları değiştirmesi güçtür. Burada cevap B seçeneği. Bir diğer sorumuz, yukarıdaki cümlelerden anlamlı bir paragraf oluşturduğumuzda sıralama nasıl olacaktır? Bakalım. Fakat bugün nedense farklı bir yoldan gidesi geldi. Yolunu değiştirmesi belki de kedinin hayatını kurtardı. Yürürken acı bir ses duydu çalıların ardında. O sese yöneldiğinde yaralı bir kediye karşılaştı.
İş her sabah aynı yoldan giderdi. Yani giriş cümlesi şu çok güzel oluyor bence sevgili öğrencim. 5 numara. İşe her sabah aynı yoldan giderdi. Bakın bir numara hemen arkasına geliyor. Fakat bugün nedense farklı bir yoldan gidesi geldi. 5'ten sonra 1. Bak D seçeneği zaten çıkıyor. Daha sonra yürürken acı bir ses duysun çalıların ardında. 3 numara. 4'e geçtim. Hani ses duyuyor ve o sese yöneliyor. Sese yöneliyor ve o kediyle karşılaşıyor. En sonunda da 2 numara. Yolunu değiştirmesi belki de kedinin hayatını kurtardı. Doğru cevap D seçeneği. 13 numaralı sorumuz. Yukarıda bir konferansın afişi verilmiştir. Bu afişe göre konuşmacılar hangi konu üzerinde durmayacaktır diyor bize. Bakalım. Ayşe Pek çocuklarda beslenme üzerinde duruyorlar. Anne sağlığı diyor Elif Kır. Anne ve çocuk sağlığı duruyorlar. Vitaminler diyor duruyorlar. Çocuk sağlığı dediği için C seçeneği ikisini kapsıyor. Anne ve çocuk sağlığı ama annelerde beslenme yok burada. Doğru cevap A seçeneği. Bir diğer sorumuz yukarıdaki metnin türü nedir? Hikaye ve roman yazarı Kemalettin Tuğcu 1902'de doğmuştur. Ayaklarından sakat olduğu için okul öğrenimi görmemiş, kendi kendisini yetiştirmiştir. Demir yollarında, Türkiye matbaasında çeşitli görevlerde bulunmuştur. 50 yılı aşkın süre çocuk romanları yazmıştır. Sevgi, merhamet ve acıma duygusunun temalarını yansıtan kitaplar yazmıştır. 1996 yılında da vefat etmiştir. Sevgili öğrenciler, burada Kemalettin Tuğcu'ya ait bir yazı var. Bunu otobiyografiyle karıştırma. Otobiyografi kendin. Yani mesela otobiyografi yazıyorsam kendi hayatım olur. Burada bir biyografi yazısı var. Başkalarının hayatını anlatan ya da ünlülerin hayatını anlatan yazılar. Doğru cevabım B seçeneği. Bir diğer sorumuz yukarıdaki cümlelerde numaralı yerlerden hangilerine virgül getirilmelidir diyor bize. Hemen bakalım sevgili öğrenciler. Küçük çocuk annesinin kulağına eğildi. Sevgili öğrenciler, özneyi vurgulamak için buraya bir virgül atabilirsin. Eğildi bir şey söyleyecek. Burada bir konuşma çizgisinin olması gerekiyor. Sana bir hediye aldım dedi. Peki gibi onay bildiren kelimelerden önce yine virgül kullanabilirsin. Sonra da cümleyi kapatmak için noktayı kullandım. 1 ve 3. Doğru cevabım D seçeneğidir. Bir diğer sorumuz aşağıdaki tabelalardan hangisinin yazımı yanlıştır? Çocuklar tabela şöyle ki eğer birden fazla kelimeden oluşuyorsa ya bütün hepsini büyükle başlatırsın A ve C seçeneğinde olduğu gibi ya da 2-3 kelime varsa ilk harflerini de büyükle başlatabilirsin ama eczane olmaz. Neden? Çünkü ilk harfini küçükle başlatmış. Bir diğer sorumuz aşağıdaki sözcüklerden hangisi fiilden türemiş bir isim örneğidir? Kelimenin köküne bakmamız gerekiyor sevgili öğrenciler. Şimdi sağlık kelimesinin kökü burada sağdan gelir. Askının kökü astır. Leblebici kelimesinin kökü leblebi. Topla kelimesinin kökü de toptan gelir. Yani topla toplan arasında bir anlam ilişkisi. Hani bana bir top kumaş ver. Bir arada bulunan demek istiyor sevgili öğrencim. Toplamak da bir araya getirmek gibidir. Oradan da yine aklına gelsin. Peki. Şimdi bunu fiilden türemiş bir isim örneğidir diyor. Bakacağız. Şimdi mekmak mastar ekini getirelim. Fiil var mı? Mesela leblebimek diyemiyorsun. Elendi. Topmak diyemiyorsun. Elendi. CVD gitti. Hocam sağmak diyebiliyorum. Asmak da diyebiliyorum. Şimdi çocuklar bazı kelimeler vardır ortak köktür bu. Sağmak diyebiliyorsun tamam. Peki yaz nedir burada? Mesela yazmak, yazı yazmak fiil. Ama mevsim olan yazdan bahsedersen o zaman da isim olur. Şimdi sağlık sağ olma durumu. Hani ben ölü değilim sağım anlamında. Sağmak nedir? İneği sağarsın. Peki buradaki sağ ineği sağmak anlamında mıdır? Hayır. Dolayısıyla bunun kökü sağ kelimesi isimdir. Eledim. Askı kelimesinin kökü asıyorsun. Asmaktan gelir ve fiilden türemiş bir isim örneği. Doğru cevap B seçeneği. Bir diğer sorumuz yukarıda evin bir bölümündeki eşyaların tanıtımında kullanılan tamlamalardan hangisi farklıdır? Şimdi sevgili öğrenciler bakalım. Tavan lambası, eşya dolabı, banyo aynası, büyük küvet. Sevgili öğrencim önünde bir isim varsa ya da sıfatın olduğu yerde sıfat tamlaması vardır diyebilirim. Bak, tavan lambası, eşya dolabı, banyo aynası, bunlar isim.
tamlamasıdır. Hatta bunlar belirtisiz isim tamlamasıdır türü. Ama büyük küvet, nasıl küvet? Büyük küvet. Yani bu küvetin özelliği büyük olması. Büyük kelimesi burada sıfat. Sıfatın olduğu yerde sıfat tamlamasıdır. Buradaki 3 numara diğerlerinden farklı. Bir diğer sorumuz telefonlara gelen iletiler, yani mesajlar. İletiyi tercih etmeniz daha güzel. Altı çizili sözcüklerden hangisi ayrılma halindedir diyor bize. Hemen bakalım sevgili öğrencilerim. Ayrılma halinde olması için den ya da dendan ekini alması gerekiyor. Bu tentan da olabilir. Değil mi? D da bulunma durum eki. E a işte yönelme durum eki. İ ise burada belirtme durum eki. Ev eve yönelme durum eki. Anahtar ı. Yine belirtme durum eki. Sınavda bulunma durum eki. Dendan ya da tentan ekini alan C seçeneği. Dolap dolaptan ayrılma durum eki. Cevap C seçeneğidir. 20 numaralı sorumuz. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinin türü yanlış verilmiştir diyor. Küçük mutluluklar nasıl mutluluklar? Küçük sıfat tamlaması. Sıfattır bu. Sıfat tamlaması da diyebilirsin. Hiçbir sorun yok. Türü sıfattır. Bazıları, kim bu bazıları? İsmi belli mi? Yok. Sayıları belli mi? Yok. Belgisiz zamir var burada. Zamirdir kesinlikle. Doğrudur. Yolda bulduğu parayı, yol kelimesi bir varlığın adı, isimdir. Doğrudur. Herkes piknik alanına gelmişti. Çocuklar, herkes kelimesine sıfat demiş. Halbuki herkes kelimesi burada zamirdir. Türü de belgisiz bir zamirdir. Doğru cevabım D seçeneğidir. Sıfat olması için önünde bir isim ve onun özelliğini belirtmesi gerekiyor. Çocuklar bir de yazılımımızda artı puan var, onu da yine yapalım. Elif edat ve bağlaç ile ilgili afiş hazırlamıştır. Afişe hem edat hem de bağlaç olan cümle yazılacaktır. Aşağıdaki cümlelerden hangisini yazmalıdır diyor bize. Hem edat olacak hem de bağlaç olacak. Bakalım. Çiçek nakışlı eteği çok beğendim. Burada hiçbir şey yok. Edat da yok, bağlaç da yok. Çarşıdan defter ile kalem aldık. İle kelimesi burada bağlaç. Yani bağlaç var ama edat yok. Cennet gibi güzel bir ülkede yaşıyoruz. Ailem için çok çalıştım ve kazandım. Bak C seçeneğinde de cennet gibi, tamam burada bir edat var ama bağlaç çok bu seferde. D seçeneği. Ailem için çok çalıştım. İçin kelimesi burada edattır ve kazandım. Şimdi orada iki tane cümle var fark ettiysen. Ailem için çok çalıştım bir cümledir. Kazandım diğer cümledir. İki tane cümleyi ve bağlaçıyla bağlamış. İçin kelimesi edattır. V kelimesi de burada bağlaştır. Tıpkı benden istenildiği gibi. Doğru cevabım D seçeneğidir. Yazılım sona erdi. Yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım.